Merhaba, ben Burak. Bu videoyu soru cevap şeklinde hazırlamak ihtiyacı duydum. Sizden gelen soruları birkaç tanesini derledim, düzenledim ve onları cevaplamak istiyorum. Sizin aklınızdaki soruları bir nebze çözeceğimizi düşünüyoruz bu sorularda. Önce blockchain nedir? Blockchain ağı nedir? Ondan bahsedeceğim kısaca. Blockchain ağı bir veri tabanı türüdür. Bu veri tabanı türü merkeziyetsiz bir veri tabanı türüdür. Yani normalde biliyorsunuz bankalarda bir veri tabanı vardır ve bu tek bir serverdan yönetilmektedir. Blockchain'de tek bir serverda diye bir şey yoktur ve dağınıktır bu veri tabanı olayı. Şöyle özetlemek gerekirse ve anlatmak gerekirse bankalarda biliyorsunuz Ali Veli'den para aldığı zaman, Veli Ali'ye para yolladığı zaman tek bir serverda tutulur. Bütün hepsi kayıt altındadır. Ama bu tabii ki hacklendiğinde bu kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir. Ama blockchain'de böyle bir şey mümkün değildir. Blockchain ağında tek bir merkezde bir sistem yoktur. Bütün ekran kartları yaptığımız işlemlerde bütün kayıtlar tutulmaktadır. Mesela Ali Bey'den para aldığı zaman o blok üzerinde bu yazıldığında blok kapandıktan sonra bu kesinlikle değiştirilemez. Yani ben size para yolladım, siz benden para aldınız. O blokta bu yazıldıktan sonra başka bloğa geçildiğinde, blok zinciri devam ettiğinde önceki bloğun üstünde yazmak veya silmek imkansızdır. Bundan dolayı inanılmaz güvenli bir ağdır blockchain sistemi. Kripto paralarda bundan dolayı blockchain ağını kullanıyorlar. Önceki bloklar değiştirilemediği için, üstündeki herhangi bir blok oynanamadığı için bu güvenli ağ sistemini kullanıyorlar. Şimdi şöyle bir olay var. Blockchain'de kimin oluşturduğunu, blockchain ağını kimin yaptığı bilinmiyor. Yani araştırabilirsiniz. Kesinlikle bunu göremezsiniz. Yani kimin yaptığını, kimin yapmadığını. Hatta bir arkadaşım var. Bu işlerle uğraşıyor. Kendi büyük bir mining fabrikası var diyebilirim. Onun teorisinde, tezinde blockchain'i CIA'nin ya da NASA'nın oluşturduğunu söylüyor. Biraz ütopik gelebilir ama bence çok mantıklı. Çünkü bu blockchain ağında istediğiniz veriyi, istediğiniz bilgiyi saklayabilirsiniz. Ve yapbozun bir parçası olduğunu düşünürseniz bütün bilgileri tek bir noktada değil de her bir yapboz parçası gibi her bilgisayara dağıtabilirsiniz. Ve bana bundan dolayı inanılmaz mantıklı geldi. Yani NASA'nın ya da başka bir büyük gücünü oluşturabileceği. Çünkü o kadar büyük bilgisayar potansiyeli var. Şu anda mesela kazım yapıyoruz. Dünyada belki milyonlarca ekran kartı var. Milyonlarca ekran kartı bu işi yapıyor. Ve milyonlarca ekran kartında istediğiniz verileri saklayabilirsiniz. Ve yani bilinmemesi isteniyorsa veya bu verileri koruyabilirsiniz. Çünkü hepsi bir yapboz. Birleştirdiğiniz zaman bir anlamı oluyor ama tek tek hiçbir anlamı olmuyor. Yani blockchain kısaca budur. Bir veri tabanı ağıdır. Ama tek bir merkeziyeti yoktur. Herkesin bilgisayarına bir parça veri tutulmaktadır ve bundan dolayı da değiştirmesi imkansızdır. Blockchain'de ETH kazdığımız 13 saniyede bir blok oluşturulur. Bu 13 saniyede bir işlemler yapılır. O alır bu satar, o alır bu satar. 13 saniye sonra o blok kapatılır. Yeni blok açılır. Önceki bloğun devamıdır yeni açılan blok. Ama yeni açılan blokta sonra önceki bloğu değiştirilemezsiniz. Silemezsiniz. Hiçbir şekilde bir işlem yapamazsınız. Ama blockchain şeffaftır. Daha sonradan gelip kim ne işlem yapmış, kim ne alıp satmış onu görebilirsiniz. O konuda şeffaftır. Ama değiştirmeye, oynamaya izin yoktur. Çünkü herhangi bir oynama değiştirme yapamazsınız. Şimdi ikinci soru, ETH bize neden para veriyor deniyor. Yani kardeşim babamızın oğlu mu? Yani adam bize neden para veriyor? Neden bize para vermek gerekiyor? Neden biz para kazanıyoruz diye. Şimdi şöyle bir olay var. İnsanların alım satım işlem yapabilmesi için bloklara ihtiyacı var. Az önce söylediğimiz gibi. Bu 13 saniyede bir blok açılır. Ali Veli Ali'ye paraları yollar. O blok kapanır. Tekrar bir blok açılır. Şimdi blokları açmak için madencilere ihtiyaçları var. Bu ekran kartlarının yaptıkları da budur. Biz blokları açarız. Blokları açtıktan sonra insanlar işlemlerini yapar. Borsadaki gibi al satlarını yapar. Yaptıktan sonra 13 saniye sonra blok kapatılır. Tekrar bir blok açılır. Biz bu işlem hacminden dolayı al sat yapan insanların komisyon alıyoruz. Ve blok ödülü de onun adı. Blok ödülü onun adı yani komisyon alıyoruz. O komisyon da bize ödül olarak veriliyor. Ne kadar çok işlem yaparlarsa o blok ödülümüz o kadar artıyor. Ve çok para alıyoruz diyeyim. Tabii ne kadar az işlem hacmi olursa blok ödülü düşüyor. O zaman da çok az para kazanıyoruz. Ethereum'un fiyatı düşmese de blok ödülleri işlem hacminden dolayı düşüp çıkabiliyor. Çok fazla etken var. Zorluk olsun, blok ödülleri olsun, bayağı bir Ethereum fiyatı olsun. Çok fazla işlem var. Biz Ethereum'dan parayı bu şekilde kazanıyoruz. İnsanlar işlem yaptıkları için bize ödül veriyorlar. İşlem yaptıklarına komisyon alıyoruz. Onlara bize ödül olarak
aktarıyorlar. Başka bu konuyla ilgili, yani Ethereum bu şekilde bize para ödüyor. Başka sorumuz, hangi anakartı almalıyım, hangi anakartla başlamalıyım diye bir soru gelmişti. Şimdi ekranda göreceksiniz. Şu ekranı yansıttığım anakart modellerinden bir tanesini seçebilirsiniz. Miningçilerin çoğunlukla kullandığı anakartlar bunlardır. Tabi daha farklı anakartlar da kullanılıyor. Daha çok anakartlar da kullanılıyor. Ama genelde bunlardır. Şimdi genelde bir de ben 6-8 ekran kartlık anakart kullanıyorum. Tabi 12-13 ekran kartlık anakartlar da var. Öyle şey, o şekilde mining yapan insanlar da var ama şimdi ki çoğu profesyonelde yavaş yavaş 8 ekran kartlık anakartlar da geçiyor. Küçültüyorlar sistemlere. Çünkü 12 kartlık bir sisteminiz varsa ola ki ekran kartından bir tanesi bozulduğunda 12 ekran kartı birden durması gerekiyor. Çünkü onu sökmeniz lazım. Onu sökeceksiniz. Belki tekrar takacaksınız. Ayar yapacaksınız falan. Çünkü 12 kart devamlı offline olacak. Ya da devamlı kapatıp açılacağı için 12 kartla işlem yapamayacaksınız. Ama bunu 6'ya bölerseniz 6-6 yaparsanız 6 kartlıkta bir sistem ekran kartı arıza verdiği zaman ya da herhangi bir olay olduğu zaman alt kartınız durur. Diğer artı kartınız çalışır. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşamazsınız. Onun için büyük sistemlerden kaçının. Yani 6-8 kartlık sistem kurun. 6-7-8 kartlık sistem kurun. Herhangi bir olası durumda bütün kartlarınız iptal olmaz. Bütün kartlarınız durmaz. Siz alt kartlıkta durduğunuz zaman işleminizi yaparsanız diğer altı kartlıkta çalışır. Onun için mümkün olduğu kadar 6-7-8 kartlık sistem kurmaya bakın. 12-13 kartlıkta kurabilirsiniz ama durması, çalıştırması biraz zor olduğu için ben onları pek tavsiye etmiyorum. Başka bir soruda Ethereum madenciliği yaparken bilgisayarını kullanabilir miyiz diyorlar Windows kullanıcılar. Şimdi Ethereum madenciliği ekran kartlarının %99-%100'ünün gücünü kullanabilen bir sistem. Siz bunu kullanırken başka işlem yaparsanız oradaki hash gücünüzü düşürürsünüz. Çünkü ekran kartını başka bir işe bölüyorsunuz. Onu ister istemez madencilikten alacağınız geliri düşürüyorsunuz. Bunun için kullanmamanız gerekiyor ve çok fazla yorarsınız ekran kartını. Madencilik yapıyorsanız o sıra başka bir işle uğraşmayın. Ekran kartını oyun olsun, web sayfası olsun ya da başka işe bölmeyin. Çünkü zaten siz de eğer öyle bir şey yaptığınızda daha hash dalgalanmasını çok fazla bariz göreceksiniz. Yani oyun açıkken altta alt tab yaparsanız hemen madencilik şeyini açarsanız inanılmaz bir hash düşmesi olacaktır. Bunun için ekran kartıyla madenlik yaparken başka işle uğraşmayın. Sadece o işe odaklanın. Bir de ne kadar kazarsanız o kadar para kazanırsınız. Yani 3 saatte kazabilirsiniz günde. Günde 12 saatte kazabilirsiniz. 24 saatte kazabilirsiniz. Ne kadar kazanım yaparsanız o kadar gelir elde edersiniz. Yani bir saat yaptığım param orada ölür mü kalır mı diye bir düşünceniz olmasın. Havuzun vaat ettiği Ethereum seviyesine ulaştığınızda eninde sonunda o size para yatırır. Orada paranız kalmaz. O şekilde şüpheniz olmasın. Çoklayıcı ile ilgili bir soru gelmişti. Çoklayıcı aktif kullanıyorum ben. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Tabii çoklayıcı taktığınız anakart hangi ekran kartını destekliyor onu bilmeniz gerekiyor. Yani şuradaki gördüğün anakart DDR2 çift çekirdekli bir anakart. Bunda yeni nesil ekran kartları çalışmıyor. Yani 5700, 1080 gibi yeni 3000 serisi ekran kartları çalışmıyor. RX 470, RX 480, 570, 580 gibi eski nesil ekran kartları çalışıyor. Ben bunda mesela normalde de 5000 serisini çalıştıramadım. Buna çoklayıcı takarsanız 5000 serisini çalıştıramazsınız. Önce siz anakartınızın hangi ekran kartını destekleyebilirsiniz. Bunda PCI slotu olması önemli değil. Eski nesil olduğu için yeni nesil ekran kartlarını çalıştırmıyor, desteklemiyor bu alet. Ben bunun haricinde bunu eski nesil ekran kartlarını çalıştırdım. Ona sıkıntı yok. Diğer 3 tane anakartta denedim. Bütün anakartlarda bilgisayar çoklayıcı çalışıyor. Hiçbir sorun yaşamıyorum ben. Şu an hatta aktif bir aydır falan takılı. Çok güzel çalışıyor. Herhangi bir hash dalgalanması da olmuyor. Hash düşümü de olmuyor. Yani bilgisayar slotuna çoklayıcı taktım diye o 4 ekran kartından, takılan 4 ekran kartından herhangi bir hash düşümü falan yok. Çok stabil, güzel çalışıyor. Hatta taktığım ekran anakart 3 portlu. Yani 3 tane PCI slotu var. Ben onu 6'lı yaptım. 4 tane takınca toplamda 6 kartlık bir anakartım oldu. Şu an 6 tane kart takılı. Hatta bundan önceki videoda size göstermiştim. 4 GB'la RVN kazıyorum. 6 ve 8 GB'la Ethereum kazıyorum. Şu an PCI çoklayıcı da 4 GB'la takılı. 6-8 de aynı takılı. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Tabii ben yaşamıyorum. Siz belki alırsınız. Siz anakartınız desteklemez. Onu bilmiyorum. Ama ben şu an 3 tane anakartla denedim. 3'ünde de çalıştı. Herhangi bir sorun olmadı. Başka bir soru. Madencilik bitecek mi diye bir soru geldi. Şimdi Ethereum madenciliği biteceğini söylüyorlar. Zaten Ethereum 2.0 talebi oluşturdular. Ve Ethereum 2.0 gelecek.
Hatta geçenlerde Bill Gates'le bir konuşma yaptı. Dedi ki madencilikte kullanılan ekran kartları küresel ısınmaya yol açıyor. Ethereum sahipleri de, Ethereum kurucuları da bundan dolayı madenciliğin bitmesini istiyorlar. Çok fazla enerji israfı olduğu için, enerji tüketimi olduğundan dolayı bu madencilik olayını Ethereum'da kapatmak istiyorlar. POS denen bir sistem var. POR'dan POS'a geçmek istiyorlar. Eğer öyle olursa 2.0 gerçekleşecek herhalde. Çünkü talep oluştu. 2.0 gerçekleştikten sonra 2.0'a geçiş olunca Ethereum'un biteceğini söylüyorlar. Ama şu an böyle deniyor. Ama herhangi bir tarih yok. Yani bu 6 ay sonra da olabilir, 1 sene sonra da olabilir, 1,5 sene sonra da olabilir. Yani 2 sene kimse demiyor. Yani 1 senesi var diyorlar ortalama. 2 sene o kadar uzak olmadığını düşünüyorum. Ama ola ki şöyle bir karar alırlarsa 2.0 olsun, 1.0 da devam etsin. Yani Ethereum madenlik devam etsin de diyebilirler. Ama onların şu anki söyledikleri şey çok fazla enerji sarfiyatı olduğu için, enerji harcandığı için madenciler, biz bunu bitirelim, 2.0'a geçelim, cüzdandan madencilik yapalım. Yani cüzdandan madencilik biraz şey değil, yani kazma gibi bir olay yok. Siz Ethereum'unuzu kilitliyorsunuz, 2.0'da en az 32 Ethereum'unuz olması lazım. Tabi havuzlar da kurulmuş bunun için, daha az Ethereum olsa da kilitleyebilecek misiniz herhalde. Kilitliyorsunuz, size her sene %50 bir pay veriyorlar. Yani 50 Ethereum kilitlediniz, her sene diyor ki adam sana %10 pay vereceğim, %20 pay vereceğim. Ama tabi o kilitlenen Ethereum'u kullanamıyorsunuz. Bir sene boyunca ya da ne kadar anlaştıysanız onu kullanamayacaksınız. Onun üstünden komisyon alacaksınız, yüzde alacaksınız. Tabii onun tam detaylı ben de bilmiyorum ama bu kadar böyle olduğunu biliyorum. Umarım ki Ethereum madencilik bitmez. Terse de başka altcoin'ler çok fazla. Ama bir kripto para da madencilik bitmeyecek. Ondan emin olabilirsiniz. Yani böyle bir olay biteceğini düşünmüyorum. Çok biteceğini de zannetmiyorum. Ki çok insan öyle söylüyor. Ethereum madenciliği biter, başka bir madencilik başlar. İnşallah Ethereum bitmez. Ama biterse de başka coin'ler var. Onu da öyle cevaplayayım. Başka bir soru da, şimdi ben size HYOS kurarken demiştim flash'a kurabilirsiniz diye. Şimdi flash'larda okuma yazma hızı yavaş olduğundan dolayı makinenin ilk açılışında, kapanışında ya da ayar yaptıktan sonra res attığınızda, overclock ayar yaptığınızda, upgrade ayar yaptığınızda, res attığınızda çok yavaş açılıyor bunlar. Yani bir de hep o sorun var, upgrade yapılamıyor. Yani 5 kere 6 kere kapataç yapıp upgrade'e tıklıyorsunuz. Tıklayıp 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 yapmıyor. Ama herhangi bir hard disk ile SSD kart varsa ona kurarsanız HYOS'u inanılmaz hızlı ve bütün işlemleri anına tepki verebiliyor. Çok hızlı olduğundan dolayı SSD ya da hard disk kullanabilirsiniz. Hatta en kötü hard disk bile flash'tan daha hızlı diyenler de oluyor. O şekilde yaparsanız daha hızlı olacaktır, daha verimli olacaktır. SSD ya da hard disk kurabilirsiniz. Tabi SSD'ye ve hard disk kurmak için Rufus kullanamıyorsunuz. Sadece flash yazıyor. Etcher diye bir program var. Onu da istiyorsanız yorum kısmına, açıklama kısmına ekleyeyim ben size. Onu kullanırsanız hard disk'e ve SSD'ye HYOS'u yazdırabilirsiniz, kurabilirsiniz. Soruları ben bu kadar yapmışım. Evet, bir de HYOS sürümü güncelleme temelinde söylemiştim. Onu gene ekranda bir konu satırı var. Konsolu açtığınızda, konsola şu konu satırını yazdığınızda kendinizi tıklayıp upgrade edemediğinizi buradan upgrade edebilirsiniz. Onu da şimdi hem açıklama kısmında yazayım ben size, hem de buraya da ekranda yazmış olayım sizin için. Sorularım bu kadardı. Tekrar sorular geliyor. Ben not alıyorum. Ama en çok bilinmesi istenen, gözüme çarpan, güzel olan sorular diyeyim yani bunlardı. Ben bunları cevaplama ihtiyacı duydum. Tıklayıcı olmuştur. İşinize yarar. Bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Daha sonraki videolarda tekrar buluşacağız umarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.